Sevgili dostlar, bugün pratik çözümler kategorisindeyiz. Hırdavatçımızdayız tekrar. Hasan Bey'in orada. Yağmur oluklarını tıkayan yapraklar veya farklı cisimlerin bu tıkanma işlemini önlemesini sağlayan bir çözüm üzerindeyiz. Onun videosunu yapacağız. Devamında izleyelim. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiler. Hırdavat konusunda yine Hasan Bey'in ofisine geldik. Hasan, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah. İyiyiz, iyiyiz. Biz de koşturma içindeyiz işte. Takip ediyoruz sayfalarınızı. Teşekkür ederim. Gayet güzel çalışmalar. Senin de şey yaptık, çok fark ettik. Yorumları da takip ediyorum. Bilgilendirme güzel. Çok sağ ol. İnsanların bilmediği çok şeyler var. Tabii tabii. Şimdi bugün de o yüzden bir konuya çözüm bulmaya geldim. İnşallah. Yağmur oluklarının üstündeki yaprakların yağmur olduğu için tıkaması. Tutucu dediğimiz olay. Bunu bir anlatmak istiyoruz seninle beraber. Gördün mü ürünü? Ürünü sanırım şurada değil mi ürünümüz? Şu mu? Evet, evet abi. Evet. Oo, benden iyi. Hasan'cığım, onu bize onu biraz bize tarif edebilir misin? İster borumuz 50'lik, ister 70'lik, ister 100'lük olsun. Evet. Ne yapıyor bunu? Sıkıştırıyorsun. 50'de olsa, geliyor şuradaki tırnakları. 50'ye kadar daralttık. Evet. Yaprak ve pislik gelmiyor. 70 de olsa boylu oluyor. Bu yağmur oluğu şurada geldi. Böyle gel delikten evet. Devam ediyor ya. Orada kafasında duruyor. Yapraklar da bunun etrafına tıkanıp kalıyor yani. Tutucu olarak görüyorsun ve ama bunu neye kullanıyorlar bilir? Kanalizasyondan veyahut da yağmur oluğundan gelen fareler için, haşereler için de kullanıyorlar. Geldi. Çıkış yapamıyor. Yapamayınca burada geri aşağı iniş yapıyor. Evet. Teraslarda en azından bir anlık çıkışı durdurabilir. Aynen. Çok güzel bir ürünmüş bu da. Çok pahalı bir şey mi? Hiç değil. Bir şey değil. Evet. Ama çok pratik bir çözüm yani. Aynen. Ev girişi, yağmur oluklarınızın tam böyle girişlerinde. Harika. Böyle enteresan ürünlerden var mı Hasan? Elimizde kafanda takılan bu. Şurada geçen bir boya işi vardı galiba. Onu mu gördüm ben? Bir evde artık ne derler? Pandemiden dolayı artık insanlarımız sıkıldılar. Evde. Evet. Ev hanımlarımız olsun. Beyler olsun, çocuklar olsun. Ne diyelim, sehpamızın veyahut da televizyonumuzun rengi siyah. Su bazlı parlak vernik diyor. Su bazlı. Hmm, çok güzel. Yani şununla 4 tane sehpayı boyayabiliyoruz. Boyuyoruz. Siyah, beyaza, kahverengi beyaza. Veyahut da beyazı siyaha çeviriyoruz. Fırçası da burada galiba. Fırçamız evet, ipek fırçamız. Çok güzel. Şu boyamız artı verniğimiz. Fiyatımız yani, nedir ortalama? 15. Yani 45 TL'ye 4 tane sehpamız A'dan Z'ye hem bayılmış hem verniklemiş oluyor. Buna surfez diyor. Rich diye geçer. Akrilik. Evet. Siyah rich. Rich mi surfez vardır? Evet, suyla çalışan bir su bazlı. Çok güzel. Koku falan yapmaz. Yani hobi boyası diyebiliriz aslında bir açıdan da, değil mi? Hobi boyası. Hobi çok boyası. Güzel, çok süper. Valla durumlar, işler nasıl gidiyor bu arada? Her şey yolunda mı? İşler çok. Farklı ürünlerin yağmur olduğunu tıkayarak sıkıntılı, problemli olan başımıza getirebilecekleri böyle olmaz ki. dur.